Bu akşamlar değerli izleyenler Bir Dünya sporu hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca her hafta olduğu gibi Ömer Saraç'la birlikte dünyadan öne çıkan spor gelişmelerini değerlendirmeye çalışacağız. Ömer merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk Ezgi. Nasıl? Sen de hoş geldin. Yeni saçınla birlikte. Yeni imajınla. Yeni imajınla birlikte. Öncelikle bu kararı vermende seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kuaförünü tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok yakışmış. Necobaş'ın ellerine sağlık. Bizim e, kuaförümüz zaten hepimizin saçını yapıyor. E, her gün bizleri güzelleştiriyor. Ben de kendimi ona emanet ettim. Teşekkür ederim. Çünkü yani, imaj değişikliğine karar vermek gerçekten kolay değildir. Yani Aslında imaj değişikliği gibi düşünmemiştim. Öyle olmuş. Dürüst olmak öyle gerekirse. Olmuş. Bu kadar kısa olmasını da beklemiyordum ama... Ee, bir anda hadi madem yaptık böyle yapalım. Bir de ben izleyenlerimiz geldi. için söyleyeyim. Bugün e, baya bir yani kamuoyundan genel e, geçer bayağı olumlu bir not aldı Ezgi'nin saçı. Evet. Onu da söylemek istiyorum ama gerçekten çok tatlı olmuş, çok başarılı de olmuş. İzleyicilerimiz yazarlarsa ne düşündüklerini çok sevinirim ama çok teşekkür ederim. Çok incesin bakalım ne kadar gidecek. Yani sıkılana kadar e, bu şekilde gider. Bir noktadan sonra uzatırım diye Olsun. düşünüyorum. Çok başarılı bir Bakalım. Çok teşekkür ederim. Rica Peki ediyorum. istersen hemen bir düne gidelim. Tabii ki e, Galatasaray'ın Bayern Münih karşısındaki performansını e, konuşmadan başlamayacağız bugün programımıza değerli izleyenler. Yani öyle bir karşılaşma ki gerçekten e, çok çok buruk e, böyle ayrıldığımız kursa, bir kursakta gece. kalır ya yani. Evet. Gerçekten hani Hevesimizde kaldı yani çünkü çok yakınsın puanı alabilirsin puanları alabilirsin evet. bunu da hak eden bir performans göstermişken işte o top bir türlü o çizgiyi geçmeyince ilk yarıda özellikle ilk evet. yarıda ki e, maçın sonunda yani Galatasaray için burada teknik taktik analize girmiyoruz ama hani üçün üzerinde bir gol beklentisi var. Devrin üç olabilirdi. Sezon başında kim hani e, derse ya Bayern'e karşı üçün üzerinde bir gol beklentisiyle Galatasaray evinde de olsa oynayacak diye. Evet. Hani çoğu kişi bunu çok gerçekçi görmezdi. Müthiş bir oyun. Çok yazık oldu ya. Yani şöyle. Bayern Münih dünyada herhangi bir takımı 3-1 yendi deselerdi biz izlemediğimiz bir maçtan bahsedelim. Hiçbirimiz şaşırmazdık. E, ya yani bu Manchester City olsa da şaşırmazsın. Bundesliga'nın alt sıra takımlarından biri olsa Bak, da dün şaşırmazsın. Bak, istatistikleri kapat. Böyle üzerini kapat. Evet. Tamam mı? De ki Galatasaray'ın Bayern Münih'de maçı vardı. Galatasaray deplasmanda mı diye sorarlar. Çünkü gerçekten o kadar dominant bir istatistiğe sahipti. Ki sadece hani istatistik olur bazen önemli. Şimdi 20 tane orta sahadan da vurabilirsin anladın evet, mı? İstatistik evet. aslında bazen çok şey anlatmaz ama o oyun yoğunluğu, oyun bütünlüğü de vardı yani kağıttaki sahaya da yansımıştı. E, o zaten çok üzücü gerçekleşmemiş olması. Evet. Ya tek talihsizlik ki aslında Okan Buruk da buna e, vurgu yaptı. Bu kadar önde basan bir takımın bir noktada yorulacağı aşikardı. E, belki e, işte o değişiklikler ve golün geliş e, anı çok ciddi bir talihsizlik. Belki daha erken ee, gelebilseydi o değişiklikler bugün bambaşka bir e, senaryodan bir da bahsedebilirdik. Karşında ne olursa olsun de çok büyük minik. bir kalite yani saf kaliteyle evet. oynuyorsun, bakıyorsun. Hani en ufak bir hatayı e, değerlendiren, cezalandıran bir takım var karşında ama mesela sana şeyi soracağım. Dün maçı izlerken arkadaşlarla da çok fazla konuştuk. Ya böyle işte 2010'lardaki gibi o Ronaldinho'lu, Messi'li, e, Guardiola'nın Barcelona nasıl gibi dominant bir takım mesela şu an hatırlıyor musun ya da işte iki sene öncenin sitesi gibi, yok. şampiyonluk sezonundaki Liverpool gibi. Ama benim Her için oyuncunun o Yani 2022 City ve işte 2010 e, civarlarında 9'u olur, 10'u olur, 9, fark 10, etmez. 11'i 11 olur. O zaten o, o yıl Şampiyonlar Ligi'nde kazanmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya o takım gibi bir takım yani dominantlıkta bir takım Avrupa futbolunda var mı? şu an emin değilim yok. yani. Onu ben şöyle örneklendiriyorum. Her maçını izlemek isteyeceğimiz bir takım yok. Yani evet. Şöyle mesela ben o dönem Barcelona'nın bakın hiçbir maçını kaçırmadım. Bak benim için hala yani, gelmiş Kral geçmiş. Kupasından tut da gazozuna maçına kadar gerçekten televizyonun yayınladığı hiçbir Barcelona maçını kaçırmadım benim ben o Benim için gelmiş geçmiş hala en iyi tweet'tir. Ronald, Ronaldinho öyle bir topçuydu ki arkadaşım memleketten gelen Antep Fıstığı'nı sadece onun bak, gerçekten başlarına çıkarıp öyle. yerdi. Çok Tweeti, doğru, bak, gerçekten. çok doğru. Benim, ya o takımı da bu arada süper anlatan bir tweet yani. Kesinlikle öyle. Ee, yani böyle Şu benzetmelerin böyle bir yapıldığı takım yok. bir takım yok. yok gibi. Yani Bayern Münih'e geri dönersek, evet makine gibi işleyen bir takım doğru. Ee, Alman takımı neticede, Alman disiplini bunlar evet tamam ee, ama... Bayern Münih'in de ne kadar savunma zaafı olduğunu, var. özellikle orta sahada, altı numarada ne kadar ciddi sıkıntıları olduğunu da E gör, görüyoruz zaten. City i̇şte, bile bu sezon üst üste iki kere yenildi. Evet. Paris Saint Germain'lik evet. yine kötü skorları aldı. Hani bakıyorsun gerçekten Bayern Münih'in de yenilmemesi için hiçbir sebep yoktu. yoktu, yoktu. Bütün şartlar Yok e, Yoktu sağlamıştı. ama hala kaybedilmiş hiçbir şey yok. yok yani gayet ki. de olumlu bir tablo var. Keşke Kopenhag son dakikada... O duraklamada penaltı yazsaydı, United maçı berabere birseydi o zaman çok tatlı o zaman olacaktı da başka olurdu. E, olsun. Yani sonuçta Galatasaray bu grupta şu ana kadar bence çok iyi işler yaptı oyun ve puanı olaraktan. Eee devamı gelecektir diye bekliyorum. Penaltı saymazsak ne yazık ki o da bir talihsizlik. Evet, evet, e, şu an evet. o da farklı olabilirdi yani evinde Kopenhag'ı yenmiş olsaydı Galatasaray yine başka bir tablodan bahsediyor olabilir Ama yine verir. de dediğim gibi hani yani Galatasaray grubu nerede bitirir bilmiyorum ama e, bitirdiği noktada ...sergilenen altı maçlık performans ve oyundan bence herkes tatmin olacak diye düşünüyorum. Dünkü maçla ilgili ben mesela kimsenin mağlup olmuş gibi hissettiğini düşünmüyorum. Futbolcular çıkmamış sonrasında. Biraz da futbolcu hani bu kadar yaklaşmışken ve hani hak ettik duygusu var ya... ...onu alamayınca biraz üzülüyorsun. Ee, onlar sanki fazlasıyla onu yaşamıştır diye yani düşünüyorum. Yani taraftar stattan öyle öyle. mağlup olmuş gibi çıkmamıştır Yok, diye tahmin ediyorum. biter biliyorum. bitmez zaten alkışlar havada. Evet evet evet. Peki şimdi bakladı. yine biz Icardi'ye bir parantez açacağız her hafta olduğu gibi. Çünkü gerçekten inanılmaz bir mental güç. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Şimdi burada da bir 0 geridesin. Zaten sakatsın. Yani sakat sakat iğneyle ağrılarla çıkıp oynuyorsun. Böyle bir fedakarlık yapıyorsun. Bir de üstüne nasıl bir soğukkanlılıksa panenka penaltısı atıyorsun. Bak şey gibi oldu şimdi haberlerde, bültenlerde... Ya da işte toplu skoru verirken haftaya başlarken hani haftanın görünümü yapıyoruz ya böyle işte maçlar kim kimle oynuyor arada tire var ya. Hı hı. Galatasaray kısmına otomatikman bir bir yazmak lazım en az zaten. <laughs> Adam her maç atıyor çünkü atıyor. yani. Evet. Süper Lig'de atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde evet. atıyor. Hani boş geçtiği hafta demiyorum. Maç yok neredeyse. Ee, dün de aynı şekilde herkesin ya acaba işte Icardi son dönemde kaçırdığı penaltılar da var ya bu kadar kritik bir maçta penaltı yakalamışken aman bir şey olur mu dediği noktada bazılarının sahaya bakamadığı noktada panenka attı. Kesinlikle öyle. Ki o pen panenkayı geçen sene kaçırıp hem de çok önemli bir maçta kaçırıp bir anda böyle işlerde riske girince şampiyonluk yolunda değil mi eleştiriler de olmuştu. Ama ona rağmen ya Icardi işte neden bu kadar büyük futbolcu? Bence Icardi kendine meydan okuyor artık. Hiçbir şekilde düşmüyor. Evet. Ve diyor ki ben bunu da yaparım. Şu anda Bak, da arkadaşlarımız ekranda. penaltıyı da getirdi ekrana. Yönetmenimiz Tolga Tezcanoğlu ekrana yansıttı. Yani çok rahat ya. Hani o şey işte çok rahat, çok, çok profesyonel. Çok profesyonel. <laughs> ya gerçekten de öyle bir karakter var karşımızda. Kesinlikle öyle. Peki şimdi bir kez daha Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kurdu İkardi. Sadece bu performansıyla özverisiyle değil, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Ee, hemen o paylaşımı bir görelim. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Ve VTR'ymiş i̇zleyelim. izleyelim. Bu gerçek bir aidiyet işte. Yani o takımın değerlerini, camiayı, dinamiklerini bilmek, öğrenmek ve bunu kendisiyle ilişkilendirmek bir şekilde, kendini de o e, hikayeye dahil etmek bu bambaşka bir şey. Yani bunu ne milyon eurolarla yapabilirsiniz, ne kontratlarla yapabilirsiniz, hiçbir şeyle yapamazsınız. Bu sadece... Bana göre Icardi ile Galatasaray taraftarı arasında kurulan çok organik bağın bir sonucu. Zaten o aidiyeti hani daha önce defalarca gösterdi Icardi ve ki mesela hani bazen şey diyenler de oldu. Ya göstermelik hani şimdi videoda işte Galatasaray forması var ne bileyim işte saat var takı var başka bir şey var çocuklarında forma var. Ama... E, Valla Ömer ben şöyle düşünüyorum. Bir göstermelik yaparsın, iki tabii, yaparsın, tabii. üçte Zaten öyle. artık yapamazsın yani. Ya Icardi bence ya en baştan itibaren çok doğal. Nasıl evet. davra, e, düşünüyorsa Öyle hissettiren ve davranan bir karakter. Ya, dün de e, hani öyle bir e, paylaşım yapmış ki değil mi? Galatasaray taraftarları sabah gördüğünde o maçın mağlubiyetinin hüznü eminim geçmiştir. Evet. Biz iyi ki böyle bir oyuncuya sahibiz düşüncesi oluşmuştur evet. diye düşünüyorum. ki Her maç zaten e, sahada oluşuyor. Saha dışında da bunu... Yani, Şöyle, şimdi sağda çok acayip bir performans var. Sağ dışıyla da bu bence birleşiyor ve e, bazen anın içindeyken yaşarken hissedemezsin ya ne yaşadığını. Ya, Icardi yıllar sonra bir ikonik e, karakter olarak, bir fenomen olarak e, Türkiye'de anılacak bence. Yani bizler işte olursa e, çocuklarımıza, bu dönemki insanlar çocuklarına anlatacaklar yani, yani küçük yaşta olanlara. Hı hı. Ya böyle böyle bir fenomen vardı. Mesela nasıl şimdi Brezilyalı Ronaldo'yu genç arkadaşlarımıza anlatıyoruz, konuşuyoruz. Anlatırken böyle gözümüzün içi parlıyor. Ya bak böyle bir adamdaki şöyle yapardı, böyle yapardı falan. Ama işte ne olursa olsun tam karşı istediğin gibi anlatamıyorsun ya çünkü o izlememiş. Yani Hı -hı. sen görmüşsün. Çok büyük bir şey var içinde. Büyük bir şey anlatıyorsun. Bence Icardi'nin yarattığı da o yani tam bir fenomenlik, tam bir ikonik karakter. Ee, bunu yapıyor şu anda. Bunu yaratıyor. Kesinlikle öyle. Yani İnsanlar aynı zamanda şunu da düşünüyorlar. Ya evet, bu sefer kaybettik. Ama bu mücadele oldukça Icardi gibi bir e, lider oldukça hem saha içinde hem saha dışında liderlik eden bir karakter oldukça e, biz başarılı oluruz bir şekilde. Yani bir şekilde istikrar da yakalarız. E, zamanla başarı da gelir. Duygusu da e, şu anda Galatasaray taraftarı. Çok ciddi şekilde hissediyor. Bu bazen, da çok kıymetli. Güven yani, güven duygusu. Şöyle söyleyeyim son olarak, bazen kaybederken kazanırsın. Kesinlikle öyle. Tam olarak böyle bir maçtı diye düşünüyorum ben. Tabii e, gruptaki diğer maçlarda alınacak sonuçlar buradaki düşüncemizi pekiştirecek muhtemelen. Dileriz ki öyle olur. İyi olacağını düşünüyorum ama gerçekten güzel bir serüven evet, oluyor. Evet. E, umarız devamı da güzel devamı gelir. Devamı da güzel gelir. Peki, şimdi e, karşılaşmayı izleyen herkes Galatasaray taraftarına da bir övgü e, hak ettiği övgüyü e, vermeli diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. E, Galatasaray'ın e, o performansında çok ciddi bir itici güç oldu Galatasaray taraftar. Birçok e, maçta olduğu gibi tabii ki Bayern Münih cephesi de e, bundan etkilenmiş. Etkilenmemek mümkün değil. E, bir görelim mi? Bayern Münih taraftarlarının verdiği tepkiyi. İzleyelim. İyi değil mi ya Burası, Burası çok, çok gürültülü. gürültülü. Ki ısınma yani daha. Ne güzel. Yani işte bu tarz e, tweetleşmeler benim çok hoşuma gidiyor. Ve şöyle bence yani bu tarz e, statlar ya da atmosferler oyuncuları da da deplasman da olsan bu arada bence daha mutlu ediyor. Tabii. Yani düşünsene ruhsuz bir e, statlısın. Yerden oynamayı düşünürsün. Yani evet. Veya ha, az kişiyle. Ben böyle diyorum ama şimdi şöyle de diyebilir bir oyuncuyla sohbet edilme. Sen gel bakalım bir Kızıl Yıldız deplasmanda oyna, Partizan deplasmanda oyna ya da bu deplasmanda oyna. işte Beşiktaş'ın sahasında oyna, Fenerbahçe'nin sahasında bir oyuna bakalım deplasman oyuncusu olarak diyebilir ama ben yine de kalabalık tribünün önünde daha böyle yoğun bir atmosferde oynamayı herhalde her zaman tercih ederdim. Ben yani. de tercih ederdim. Yani düşünsene bir ülkeye gidiyorsun ve o ülkenin insanların o mücadeleye ne kadar ilgi gösterdiğini görmek bile bence ee, güzel bir şey. Sonuçta bu bir gösteri her tabii, şeyden öte. Tabii, tabii. Ve, en Ve büyük, bunun alıcısının olması en büyük da çok sahne. güzel bir şey. Tabii ki en büyük sahne bu. Peki şimdi e, Galatasaray taraftarı Bayern Münih maçını kafasında yaşamaya, oynamaya devam ediyor. Bunu da çok esprili bir dille çok güzel bir şekilde e, sosyal medyada e, böyle komedi e, parodileri yapan e, Tahsin Hasoğlu herkes tanıyordur diye düşünüyorum. E, çok keyifli bir video paylaştı bu e, durumla ilgili bir onu da izleyelim. <laughs> Kerem Kardin'in herkesin gözünün önünde o pozisyonlar. Bunu izlerken bunu izlerken benim de gözümün önünde ya şey canlanıyor. yok mu? Var var düne dair çok fazla var. Kerem'in var, Torreira'nın Kerem, var. Icardi'nin Icardin'in Icardi, nin, Icardi... Icardi nin topukta vurduğu. geçe... Evet, evet. Mesela Kane'in aynı benim pozisyonda bir kez o iki daha önünde kaldı. Kerem'inki ve Icardi'ninki. Hadi Torreira'nın. Evet Torreira'nınki de çok şeydi ama esas... Ya Bu videoya konu değil. olanlar benim için o iki pozisyon. Evet yani Kerem'in hani çok çok evet, net bir evet. fırsat zaten. Hani top direkt önünde kalıyor ama Hani mesela Kane aynı aynı pozisyonda attı, bir daha önünde kaldı. İşte Icardi'nin vurduğu değil mi? Olur bazen geçebilir, geçmedi ama şanssızlık işte. Şey geldi aklıma. Acaba ben hangi maçlarda bunu yapmıştım? Yani bunu çünkü çoğumuz yapmışızdır diye düşünüyorum. Ee, i̇lk aklıma gelen Euro 2008'de yarı finalde Almanya'ya elendiğimiz maçta Filip Lahm'ın golü vardı. Orada mesela hep kafamda düşünüyorum işte. Rüştü daha erken çıktı. Çünkü Rüştü biraz boşa çıkmıştı. Filip Lahm kafayı vurmuştu. O golü maalesef e, hatırlayacaktır çoğu izleyenimiz. Ya mesele işte kafamda şöyle oluyor. Yani Rüştü zamanında çıkıyor. Filip Lahm başı işte vuruyor. Yandan çıkıyor. Hani bir türlü o gol olmuyor. ya yani. O kadar istiyorsun ya gol olmamasını. ya yani Çok kalbin kırılıyor. Bir de yani maç uzatmaya gidecekti. E, son anlarda yani golün dakikasını hatırlamıyorum. Ama yani e, zaten biz çünkü 85 ya da 86'da atmıştık galiba. 90'da yedik diye hatırlıyorum. Yani düşünüyorum düşünüyorum o pozisyonun mesela hayatında hiç gol olmamasını çok isterdim. ya yani o çok içime oturmuştu mesela. Öyle var böyle çok pozisyon vardır yani. Birkaç kırılma anı herkesin hafızasında var. Ya da mesela vardır. daha yeni belgeseli izledik ya muhtemelen Bayern'le oyuncular 99 finalinde işte iki korner, iki gol, iki bir işte United evet, evet, kupayı evet. alıyor ve duraklama anlarında. Mesela o kornere çıkan topu düşünüyordur. Bak kornere çıkarken o anda böyle şeylerin yaşanabileceğini düşünmüyorsun ama Mesela o topu korner'e kim vurduysa bir kez daha dönüp bakmak lazım şimdi. Herhalde kafasında ya keşke vurmasaydım, sekmeseydi bana işte ayağıma dokunmasaydı alttan geçseydi. O zaman kufor vardı galiba bayağı müthiş. O vursa ileri gider. Bak o kadar fazla senaryo yazarsın ki yani. Çünkü son olmayan ihtimaller denizi yani. Evet anılar. Var mı geldi mi aklına öyle bir maç? Gelmedi gelmedi. Düşünsel konuşurken bir taraftan e, düşündüm ama Benim ya çok daha var. doğrusu şöyle geliyordu hani böyle beni bu kadar e, etkileyen bir sahne olmadı galiba. Ya mesela kulüp olarak da dedim ben şimdi Newcastle'ı çok seviyorum hep söylüyorum burada zaten. Mesela bir dönem gerçekten United'ı hiç sevmememin net sebeplerinden bir tanesi buydu şimdi. Hı hı. Ya alt atıyorlardı evet. ya 8 atıyorlardı. Hani 8'ine de şey diyemiyorsun <laughs> ki olmasaydı <laughs> yani bir tanesi olur, doğru. iki tanesi olur yani. Adam o kadar fazla gol atıyordu ki adamlar şeyin hayalini kuramıyordun. Yani şu olmasa puan alır mıydık? Hayalini sana kurdurmuyordu doğru. mesela yani. Peki. Şimdi Galatasaray'ı artık bu e gol olan olmayan pozisyonlarla e, en son konuşmuş olalım ve burayı tamamlayalım. Galatasaray'a da tüm temsilcilerimize de e, kalan maçlarında başarılar dileyelim tabii ki. Biz istersen şöyle bir diğer e, gündem maddelerimizle tabii devam ki. edelim. E, Arda Güler her hafta Arda ile ilgili konuşuyoruz değerli izleyenler. E, ne zaman e, forma giymeye başlayacak? Bunu merakla bekliyoruz. Carlo Ancelotti'den e, bir tarih geldi. İki hafta içinde en iyi performansını sergileyecek diyor Ancelotti. Biz de merakla heyecanla bekliyoruz artık o günün gelmesini. Ancelotti, hani şimdi tamam biz bekliyoruz heyecanla bir an önce oynasa, baksak bir real madrid formasıyla onu değil mi böyle yeşil zeminde çimlerde evet. görsek biz istiyoruz ama şöyle bir nokta da şöyle bir gerçek de var. En hazır haliyle görmek hepimiz için de en iyisi Tabii olacaktır ki. Yani Ancelotti. Yani istese... oynadı da bekleneni veremedi gibi bir durum. Değil. Atar belki 5-10 dakika istese şu an sahaya evet. atar ama bence Ancelotti doğrusu yani doğrusunu evet. yapıyor yani zaten çok kurt bir teknik adam hani büyük bir tecrübe ee, Arda'yı da o eleştiri oklarını hemen değil mi hedef evet. yaptırmak evet. istemiyor ee, o yüzden hani o görüyordur zaten idmanda muhtemelen 2 hafta içinde dediyse 2 hafta sonra şöyle bir 5-10 dakika 15 dakika. dakika süre vererek başlamasını bekliyorum bu hafta sonu derbi var ya keşke tabii el Clasico'da Arda'nın en azından hani kulübe dolduğu hani oyuna girmese bile bizim girecek mi heyecanını evet, yaşadığımız evet. bir derbi yaşayabilseydik ama e, inşallah ligin ikinci yarısındaki maçta bunu yaşarız diye düşünüyorum ama e, Arda'nın bence ilk maçı yani kulübe de olacağı ilk maç hepimiz yine merakla bekliyor Tabii olacağız ki. bakalım ne zaman girecek Bu ne yapacak. Bu arada diye. şunu söylemek istiyorum e, kendi değerimizi çok kolay harcamayalım bunu çok yapıyoruz. E, Arda Belki 5-10 dakika oynayacak, belki 45 dakika oynayacak, belki bir maç gelecek 90 dakika oynayacak ama bir anda dünya yıldızı gibi oynamasını beklemek, bir anda uçtu kaçtı, işte iki asist yaptı vesaire gibi bir şey beklemek ona zarar verecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz pişsin, biraz o sahaya alışsın, biraz stada alışsın, biraz takıma alışacak. Yani biraz zaman vermek lazım. İlk maçında şöyle oynayamadı, şöyle etkisiz kaldı gibi bir yani biz bunu daha çok yapıyoruz. Bak İspanya basını yapmaz onu söyledin. biz yaparız. Stada bir alışsın dedin değil mi? Şimdi Az önce belgeselden konuştuğumuz için adamlar çıkıyor Bernabéu'ya şöyle bir tarafa bakıyor, buraya evet, bakıyor. Evet. Futbolcusun ya ve inanılmaz paralar kazanmışsın evet. ve Beckham'sın düşünün yani ikonik bir karaktersin. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Evet. Böyle i̇htişama kapılıyorsun Kesinlikle yani. Kesinlikle hani öyle. Öyle bir stat, öyle bir yer ki bir de şimdi yeni haline çıkacak Arda. Artık yenilenmiş e, Bernabéu'da maçlar oynanıyor. Ya O yüzden hani tamam biz bekleyelim, bekledik. Biraz daha bekleyelim. Madem o kadar sabrettik biraz daha sabredelim. Ama e, dediğin çok önemli. Mesela dün de maçta işte Kerem golü kaçırınca işte taraftarlar o da atılmaz mı, şu da yapılmaz. Mı? Mesela milli takıma geldiğimizde işte Meri Suudi Arabistan'a gitti. Bundan sonra olmaz. Çağlar Atletico'da oynamıyor. Olmaz. E, bu çocuklar mesela 2-3 yıl önce şimdi de çok değerli stoperlerimiz var ama değil mi? Bizim takımızın göz bebekleriydi. Şimdi oyuncuları da böyle 2-3 yıl içerisinde böyle birden ya da e, kaybetmemek lazım, birden böyle değerlendirmemek lazım. Böyle çok oyuncumuz var. Ya futbolda performans düşer, çıkar, farklı kararlar alınır ama sonuçta bu çocukların biz yeteneklerini, neler yapabileceklerini, tavanlarını biliyoruz. Ya yani o yüzden de e, ufak tefek şeylerle olmaz tamam, hemen silelim, başkası gelsin, başkasına koyalım yerine olmaması lazım. Kesinlikle öyle. Peki şimdi araya bir e, farklı bir konu. E, Alacağız değerli izleyenler. Ama geçen geçen hafta, hafta demiştik ki belgeseller, belgeseller bak, den, Evet bahsedeceğiz e, demiştik. Sporla ilgili e, belgesel yaparız, film yaparız. Evet. Burada konuşuruz demiştik. Film yapmayı düşündük. Evet. Filmlerin şöyle bakalım bir, mı? bir kapaklarına, afişlerine e, e, bakalım, konuşalım. üzerine konuşalım. Evet. Gelsin bakalım sırasıyla e, birkaç tane film arkadaşlarımıza birlikte hazırladık. The Dame United, e, ya yeah, The Damned United müthiş bir film. Brian Clough'ın hayatını anlatıyor. E, Nottingham Forest'ın unutulmaz ismi Brian Clough. Ben dürüst olmak gerekirse bu filmi izlemedim. Çok çok güzel bir film ve e, bu filmde çok dikkat çekici bir ayrıntı var. Gerçekte de e, futbolda birçok kişiye ben ilham olduğunu düşünüyorum. E, Peter Taylor o yıllarda Brian Clough'ın e, yanında çalışan antrenör yardımcısı. E, Brian Clough takıma geliyor. Birden Nottingham Forest'ı böyle dünyada en büyük kulüpler arasına sokuyor. Sonra e, böyle Peter Taylor'la hani ters düşmüyorlar da yani bir yerde o birliktelik artık bitmeli diye düşünürsün ya. Yolları ayrılıyor. İkisi farklı e, yöne gidiyorlar. Ki bu arada Clough da acayip bir karakter. Yani filmde onun da karakter an analizi çok iyi yapılmış bir teknik adam olarak. Sonrasında başarılı olamıyor Brian Clough ve bir gün Peter Taylor'ın kapısına gidiyor. ya e, diyor ki hani ben seninle kendimi çok rahat hissediyorum. Yeniden birlikte çalışalım mı? Ya yani böyle çok ufak bir şey anlattım. Spoiler değil bu. Filmi mutlaka e, izlemesini herkesin tavsiye ediyorum. Baştan sona bir e, resital bu film. Çok çok başarılı bir film. Ama futboldaki ikinci adam kavramının... Aslında ikinci adam da dememeli ona. Yani ikinci adam denmemesi gerek... O kavramın ne kadar önemli olduğunu... Antrenörlerin ne kadar işin içinde olduğunu... Tamam spot ışıklarının önünde başka isim var ama... Onun ne kadar destek görmesi gerektiğini de gösteren bence baştan sona gerçekten bir başyapıt diyebilirim bu film Tavsiye edelim biz de herkese. Evet zaten ee, bu Ben hani, de izlemeyen e, izleyicilerle beraber izleyeceğim. Biraz da tavsiye listesi gibi değil. Gibi gibi evet. Peki devam edelim. <laughs> Bunu izlemeyen <Spechem>. yoktur. <laughs> Bunu izlemeyen kimse yoktur. Afiş bak afişin güzelliğine bakar mısın? Bugs Bunny var Çok ya güzel. afişte. Ve yazıyor Bugs Bunny ile Box Michael Bunny Jordan. Bugs Bunny ile Michael Jordan gerçekten öyle ama. Yani inanılmaz güzel bir Çok. filmdi. Hepimizi şu an bir... Bilmiyorum sen... Gerçi biz yakın yaşlılardayız. Ee, şu ilgilenip. anda e, ilkokula döndük hepimiz. 96 galiba Space Jam. Yanlış hatırlamıyorsam 96 olması lazım. Ee, yani konusunu bilmeyenler için olabilir. Belki denk gelinmemiştir ya da genç arkadaşlarımız e, izlememiştir. 96'ymış. Ee, şimdi... Yani yetenekleri çalınan NBA oyuncuları ve o yetenekleri tekrardan kazanmaya <laughs> çalışıyorlar. Böyle enteresan e, bir film. Daha da fazla bir şey söyleyeyim. Bu arada Space Jam 2 çıkacak. Looney Tunes karakterleriyle bir, e, karakterleri bir e, maç, efsane bir evet, maç. Evet, LeBron oynuyordu galiba Space Jam'in ikisinde. Yani film çekildi ama galiba pandemi dönemine denk geldi. O zaman yayına girmedi. E, sonrasında yayına girecek denildi ama şu anki durumunu bilmiyorum. Evet. Ama yani LeBron'un olduğu bir Space Jam'de izlenir. İzlenir tabii ki. Bu arada buradan belgesellere de belki biraz e, değinebiliriz. Jordan belgeselini de e, izlemeyen kaldıysa diyeceğim, Glass kalmamıştır Dance, diye e, düşünüyorum ama Last Dance efsane bir belgeseldi. E, soluksuz e, bir çırpıda bitirebileceğiniz bir belgesel diyelim. Onu da buradan tavsiye etmiş evet, olalım. Ya, tek cümleyle belgeseli şöyle açıklayayım. Sürekli şey gidiyor ve ben bunu kişisel algıladım. <laughs> bir şey oluyor ve sürekli <laughs> evet, evet. kendisine rakip buluyor ya. Yani, kesinlikle öyle. Çok çok acayip bir, müthiş bir şey disiplin, yani. Disiplin müthiş bir profesyonellik alıyor. Evet. Ve basketbolun gelmiş geçmiş bence yani herkes Efsane, farklı düşünebilir. Evet. Bu konu çok şey de oluyor basketbolu sevenler arasında. Hani büyük tartışma da oluyor ama en büyük ismi. Evet, kesinlikle. Öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Peki hızlıca diğer e, filmleri de görelim. Rush ben çok beğenmiştim bu filmi. İnanılmaz beğenmiştim. Müthiş bir film. Müthiş bir film. Formula'daki o rekabeti en güzel anlatan Filmlerden biri. Ya hem rekabeti hem aslında böyle şunu anlatıyor yani bunu tam olarak ben de nasıl söyleyebilirim onu düşünüyorum ama ya birbirini bu adamlar sevmiyor. Evet. Ama birbirini sev sevmemeleri birbirine karşı haksızlık yapacaklar anlamına gelmiyor. Yani işlerinden bir tanesine şimdi spoiler vermemek için dikkatli konuşmaya çalışıyorum ama bir haksızlık yapıldığında diğeri onun cevabını verebiliyor. Yani. Çok fazla hikaye var. Evet evet kesinlikle Çok fazla öyle, çaba kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Zaten, Ve çok güzel bir film. Yani hikayenin evet. anlatılışı itibarıyla da yani sinematografik olarak da evet, bakarsak evet, evet. çok güzel bir film. Bunu da kesinlikle tavsiye edelim. Rush Buradan kesin, da benim e, yani şöyle söyleyeyim. Summer belgeselini tabii ki yine tavsiye ederim. E, ya gerçi çok film var ama hadi şöyle söyleyeyim en iyi 50 filmime girer kesin. Benim de girebilir muhtemelen. Girer girer. Birer. Yani baştan sona böyle bir soluksuz bir izledim. Peki devam edelim. Bir sonraki afişim Raki. Bunu da izlemeyen yoktur. Bunu artık anlatmaya da gerek yok Ömer. Raki 1 2 3 4 5 6. İzlemeyen kimse yoktur diye tahmin ama ediyorum. Ama şöyle söyleyeyim. <laughs> biz afiş olarak bunu tercih ettik ama Raki 3 Ivan Drago, Apollo'nun ölümünden sonra Raki'nin Drago'dan intikamı. Ki mesela şu an şeyi düşünüyorum ben. Çocukken tabii Raki'yi çok desteklemiştim ama <laughs> Ya Ivan Drago'nun çok... Şimdi onu anlamaya başladın. Evet biraz böyle... Şimdi <laughs> yaş ilerledikçe öyle oluyor. Film var diye evet. onu Ivan Drago'ya uyarlayan... Ivan Drago'yu anlamak. Evet. Ya Drago da çok şey değilmiş yani. Böyle aşırı kötü bir karakter değilmiş. Ama orada işte tabii Apollo'yu öldürülmesi hani istemsiz de olsa çok kuvvetli adam. Biraz bizi raki tarafına, o fenomen Itió taraftar şey evet. aman, e, sporcu tarafına evet. bizi itiyor. Ama Drago'ya biraz yıllar geçtikçe sempati duydum yani. <laughs> Peki. Fakat Sovyetlerde o maç atmosferi yani Rusya'daki maça hazırlanma tabii. süreci falan filmin inanılmaz yani. Ya. Hala düşünüyorum. Kesinlikle hala tüylerim diken diken ve Eye of the Tiger tabi. Ya o zaten hala her e, bu tarz durumun böyle zaferin, kutlamanın, e, ne bileyim, rekabetin müziğidir herkes için. Hala benim spor müzüklerimden bir tanesi. Doğru da çok gaza getirir tabii, yani tabii. insanı. Peki Acayip. devam edelim. United. Evet bu Manchester United'ın e, yani nasıl bu kadar büyük bir kulüp mertebesine gelmesini anlatıyor. Aslında bir Newcastle olarak e, demek ki e, kıskanıyorsun kabul et. <laughs> hayır, kıskansaydım bu afiş burada olmazdı bak onu söyleyecektim. Kendimi tebrik ediyorum şu anda. <gülüyor> evet, <gülüyor> kendi o. nefsime kendi nefsime yenilmedim. <laughs> kendi nefsime yenilmedim ve United filmini aldım. Bizim filmimiz yok Newcastle'a ya yani var da. Az sonra o da ekrana gelecek. Böyle bir filmimiz yok. Peki. E, bu filmin de çok acıklı bir tarafı var. Kısaca ona değineyim. E, United'ın e, dediğim gibi yani kitleleri nasıl birleştirdiğini, nasıl bir fenomen kulüp haline dönüştüğünü ve maalesef 58 o neredeyse tüm takımın hayatını kaybettiği uçak e, kazasını anlatıyor. E, yani güzel bir film ama çok e, böyle iç burkan filmlerden bir tanesi sporla alakalı. Evet peki devam edelim. Zafere ee, kaçış. Bu arada ilgili çok küçük bir şey ekleyeyim. Ee, Sir Bob Charlton geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Çok büyük bir United efsane. e, efsanesi. Onu da e, evet. anmış olalım. 66'daki o final falan derken, yani biz canlı izleyemedik ama sonradan da izlesek de yine ne kadar büyük bir efsane olduğunu. Gayet iyi anladık. Zafere kaçış. Yukarıda e, biz kendi aramızda konuşurken e, spor filmi deyince aklınıza ne geliyor dedik. Herkesin bu gelir zaten. Cüneyt Şen mesela direkt zafere, zafere kaçış, kaçış dedi. dedi. <laughs> doğru doğru. Ee, ya ilk akla gelen herhalde üç spor filminden bir tanesi falandır. Olabilir. Az sonra bir tanesini daha getireceğiz ondan söylemiyorum ama işte baksana bir de kadro yani Peleler falan oynuyor. Bekhan Bauer'lar, Peleler hani. Ee, gerçekten hani kadro olarak acayip bir film. Zaten hani Z kuşağı belki izlememiş olabilir. Onlara tavsiye etmiş olalım. Bir e, biraz filmi, daha yaşı. Şimdi anlatmaya çok gerek yok. Bence izlesinler. O Biz burada bir şey söylemeyelim ama kısacası tırnak içerisinde yani ölüm kalım e, maçının gerçekte bir ölüm kalım maçına dönüşmesini. Evet. Sadece kelime bir oyun, kelime oyunu değil bu. Gerçekten maalesef öyle bir şeye evet, evet. E, dönüşmesini anlatıyor ki bu filmin çok e, ufak şöyle ekleyeyim. E, aslında İlham alındığı noktanın da bir e, Ukrayna takımı olduğu söyleniyor. Yani başka hmm. başka şeyler var, yorumlar var ama e, Ukraynalılar bir e, takım kuruyorlar. Sonrasında e, o ligde, o zamanların liginde tabii e, Naziler, yani Nazilerin desteklediği takımlar da var maalesef. İşte evet. onlara karşı maç oynuyorlar. Lokomotif e, Kiev'den 3, Dinamo Kiev'den 8, 11 e, Ukraynalı oyuncunun olduğu bir, Ukrayna takım var start olması lazım ismi yanlış hatırlamıyorsam bu çok az bilindik bir hikaye. E, maçın devre arasında start 3-1 e, önde herkesi farklı yeniyorlar. E, o zamanın nazi kumandanlarından bir tanesi maçın böyle bitmemesi gerektiğini söylüyor yine de maçı kazanıyorlar. Ve maalesef o e, birçok oyuncu sonrasında Başka yerlere sürülüyor ya da e, infaz ediliyor hayatlarını kaybediyorlar yani Bunun olacağını bile bile kaybetmeyi göze almıyorlar kazanıyorlar. O yüzden start takımını da burada anmış olalım. Her ne kadar Ukrayna'da bugün isim olarak adları yaşamasada. da. Peki. Güzel anlattın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet bu da üçüncü devre filmi. Bu da şöyle bir hikaye sahip. 1942 yılında. Bunu da izlemedim ben. Çok iyi film. Bir Balkan filmi. 42 yılında Makedonya ile Levski Sofya oynuyorlar Bulgar Ligi'nde. Makedonya o zaman Üsküp'ten ama Üsküp takımları Bulgar Ligi'ne katılıyor. Ee, 42 yılındaki bir maçta e, Üsküp takımının eğer kazanırsa maçtan sonra kurşuna dizileceği bilgisi geliyor. Oyunculara da geliyor. Çünkü e, diğer takımın dediğim gibi nazi, yani nazi bağlantısı demeyeyim. Şehri naziler basıyor ve bu maçı Üsküp takımının kazanmasını istemiyorlar. E, onun altında oynanan bir maç. Devamını anlatmayayım. Az önceki gibi hani az önce hikayeyi anlattım ama bu hikayenin devamını anlatmayayım. Ee, bu hikayenin devamını merak edenler filmi İzlesin. izlesinler. Peki. Var mı başka? Var. var devam var. edelim. O Bayılıyorum bu, bu Yeşil sokak evet. oliganları. West Ham'la Millwall'un arasındaki büyük rekabeti. Evet. Ki ben bu filmi izledikten 1-2 yıl sonra West Ham'la Millwall FA Cup'ta karşı karşıya gelmişti. Çünkü lig olarak yıllardır Millwall aşağıda West Ham Premier Lig'de oldukları hı hı. için denk gelemiyorlar ama eee Efek Cup'ta denk gelmişlerdi. Bir de galiba bir sene Ham küme düşmüştü. Orada ile karşı karşıya geldiler. Ya bu ya İngiliz futbol hayatına taraftarların Çok iyi neler yaşadığına ve gerçekten hani tribünde neler olduğuna dair evet. biz sakin kısmını görüyoruz ama onun bir de dışarısının olduğuna dair bir film. Evet. Devam edelim. Biraz hızlanalım ve gol. Gol ya. Gerçekten bu bir dönemin yani en büyük futbol filmlerinden bir tanesi. Hemen hemen herkesin dedim ya az önce ilk üç filmden evet. bir tanesi Zafer'e Kaçıştır diğeri hı hı. buydu. Ee, herkesin aklına gelen hikaye. Sonrasında ismen bu hikaye gerçek oldu. Şimdi e, ismi unuttum. Bu e, filmdeki e, bakarım tekrar az sonra. Filmdeki isim gerçekten yıllar sonra e, Newcastle United'da öyle bir oyuncu transfer oldu. Ve bu hikaye aslında gerçek oldu. Ee, ...film 2004 mi, 2005 filmi mi? Galiba öyle bir şey olması lazım. Belki daha da eski olabilir ama... ...hani yıllar sonra da gerçekten... E, ...o isimli bir oyuncunun Newcastle'a gelmesi... ...artık kaderin bir cilvesi, cilvesi mi diyeyim. Herhalde. Bu filminde galiba ikisi ikisi var da... ...üçü var memnun değilim, serisi var yani ama... ...gol her türlü gönlümüze taht kurmuş spor filmlerinden bir tanesi. Peki, benim için... E, ...izlediklerim arasında, izlemediklerim de var. E, Rush bir numara. Space Jam'de çocukluğumun... E, ...filmi olduğu için... O çok özel bir böyle hani numaralandırma yapamadım ama <laughs> şey olur ya bazen hani evlatların yani. Hepsi benim bebeklerim. <laughs> e, ama bu liste hani e, şu an bakanlar varsa e, buradan güzel bir izleme listesi çıkar diye düşünüyorum yani biraz Kesinlikle, da tabii doğru. dediğim gibi izleme tavsiyesi olsun evet, tadında evet. yapmak istedik. Peki hemen devam edelim şimdi. NBA start aldı. NBA ile devam Ön edeceğiz. Evet. maçta başladı e, Los Angeles Lakers Denver'de plasmanındaydı e, Phoenix'te. Golden State ile oynadı. Uzun zamandır bekliyorduk NBA'yi <laughs> ve NBA iki maçla geldi ki bundan sonrası... Bak şeyi çok seviyorum ben NBA'de onu söyleyeyim. Ee, Hangi takımı tutuyorsun? Yıllardan beri New York Knicks'i tutuyorum. Ben de Lakers'i. Yani neden bunu biraz buruk söyledim diye düşünecek olursan <laughs> da en son finalimizi 99'da... Evet, yok Sen düşünmedim. ...San Antonio Spurs'a yaptığımız <laughs> için... Işte Düşünmemiştim. Ben çocukluğum neden sıkıntılı geçti? New York Knicks... Onun dışında Newcastle, Newcastle United. United. Yani sürekli kaybeden, kaybeden takımlar var. Ama ne bileyim belki de onların <laughs> Bak, kazanabilme ihtimalini sevdim. Bak benim tam tarzı mesela Lakers. Ben kazanabilme ihtimallerini sevdim herhalde ya. Güzel o da güzel. Öyle söyleyeyim. Bu şey gibi oldu gerçi biraz o meşhur söz var ya. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdiğim gibi of. bir şey oldu. Ben de bu takımların kazanabilme ihtimalini sevdim. O yıllarda olmadı ama. İnşallah bir gün. Evet. <laughs> ee, şunu söyleyeyim. Ee, Antetokounmpo 3 yıl sözleşme uzattı. <laughs> Milwaukee'de ama Damian Lillard geldi. Tabii şöyle bir nokta var. Antetokounmpo takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Milwaukee onu yollamak istemiyordu. Bu yüzden de Lillard hamlesi yaptılar. NBA'de artık bu son yıllarda hani çok fazla gördüğümüz bir şey. Son yıllarda derken belki son 10 yılda. Yıldızınız çevresinde seni şampiyonluğa ulaştıracak bir nüve olmadığını düşündüğünde takımdan ayrılmak istiyor. Takım bazen bırakıyor. Bırakmazsa da yanına... Yeni yıldızlar ekliyor ki böyle işte ikili, üçlü e, hani o süperstar dediğimiz kombinasyonların e, yapmaya çalıştığını takımların gördük. E, liller Antete Kumpo e, çok iyi bir ikili olacak bence, birbirlerinin oyununu da tamamlayabilen. Ya yani tamamlayabilen derken Antete Kumpo'ya Lilart gibi top getirecek bir isim lazımdı. Onu yarı sahada yormamak lazımdı. O yüzden e, iyi bir hamle diye düşünüyorum. NBA ile ilgili şunu söyleyecektim. Hı hı. Şimdi ezgi NBA'de normal sezon biraz sıkıcı hale dönüşebiliyor bazen. Evet. Yani işte 82 maç uzun. Tamam, playofflar çok keyifli de, işte hem hemen de değil mi? Doğru, Bahar gelmiyor doğru, yani. O kışı doğru. da geçirmek evet. lazım. Şöyle bir şey yaptı NBA yönetimi çok kısaca ondan bahsedeyim. Ee, sezonun girişi her zaman güzel. Bu gecede çok güzel maçlar var. Zaten açılış hep güzel maçlar olur. İşte Christmas'ta güzel evet, maçlar evet. olur. NBA'nin yıllardır bunlar e, alışkanlıkları ya da Martin Luther King gününde güzel maçlar olur. Ama ee, bu kez böyle bir turnuva yaptılar turnuva e, nasıl söyleyeyim böyle kendi içine bir kupa gibi olacak e, belli bir noktadan sonra şimdi detayı çok uzun o yüzden çok kısaca değiniyorum cuma günkü maçlar hem normal sezon maçı hem de bu kupada sınıflandırma maçı olacak sonrasında e, Las Vegas'ta Final Four gibi Euroleague gibi dörtlü bir e, Final Four olacak e, kazanan da bir e, kupa kazanacak hı hı. yani sezon içine böyle bir şey koydular ki sezon başı zaten güzel ama işte sezon e, ortasına doğru rekabet kızışsın zaten sonrasında All Star'dı, Christmas'tı, şuydu bu, yani daha doğrusu Christmas'tı, All Star'dı, playoff e, hesaplarıydı derken iş daha güzel bir hale geliyor. daha da çekişmeni olacak bu Evet, bunu da e, bilgisini bilmeyenler için en azından paylaşmış olalım. Şimdi Eurolik'ten de bir haber paylaşalım değerli izleyenler. Kızıl Yıldız'da bir baş antrenör değişikliği yaşandı. İstersen bunun haberi bir izleyelim Ömer Tabii. üzerine konuşalım. Evet Euroleague uzmanımız Ömer Sarac'a bağlanıyoruz hemen. Sen bu değişikliği Neyse ki, bir e, güzel telefon açıklayacaksın kadar açıklayacaksın Yakınınızda ama telefona ihtiyaç <laughs> yok. Duşko Ivanović e, iyi, yani bayağı iyi zamanlar geçirdi. İyi işlere imza attı ki Beşiktaş'tan gönderildikten sonra e, İspanya'da İspanya'da Laboral'le şampiyon olmuştu. O enteresan ya daha doğrusu Baskonya ile şampiyon olmuştu pandemi döneminde. Müthiş bir iş yapmıştı. Sifara ee, Sifarapulos benim beğendiğim koçlardan bir tanesi. Ee, yani evet Makabi'de, Olimpiyakos'ta önemli takımlarda çalıştı. Biraz formsuzdu son dönemde. Bakalım Kızıl Yıldız'a ne yapacak ama çok iyi. Yani çok acayip bir kadrosu var Kızıl Yıldız'ın. Evet. Bence Kızıl Yıldız tarihinin en iyi kadrolarından bir tanesi. Bu o yüzden çok sabretmediler. Duşka Ivanoviç'e ee, biraz olmayacağını düşününce bir koç değişikliğine gittiler. Göreceğiz ama şunu söyleyeyim. Perşembe günü Euroleague'de iki tane maç var. Partizan Kızıl Yıldız. Real Madrid Barcelona. İki tane çok acayip maç var. Ya keşke ikisi aynı günde olmasaydı diyerek bu konuyu bu şekilde <laughs> sana bırakmış olayım. Sevmiyorum ya bu kadar yani iki tane Günler iyi maç. Günler torbaya mı girdi? Tamam Euroleague şöyle düşünüyor olabilir. Ya diyebilir ki işte iki tane iyi maçı ben aynı güne koyuyorum hani acayip bir gün olsun diye. Ben de şöyle diyorum ya kardeşim benim başka izleyeceğim şeyler de olabilir. Sen bir tanesini cumaya da koysana şunun ya. Perşemben var, cuma var, iki gün var zaten niye bunu sıkıştırıyorsun? E tabii takımların lig fikstürleri falan da e, bunda önemlidir diye düşünüyorum ama keşke aynı gün olmasaydı. Fakat nefis iki derbi var. Peki. Şimdi Ömer istersen hızlıca bir kez daha futbola dönelim çünkü Önemli. geçen hafta konuştuğumuz bir konuydu bu konuyla ilgili son güncellemeleri de paylaşalım izleyicilerimizle bahis soruşturmasında gelinen son durum Tonali futboldan 10 ay men edildi bu bilgiyi ilk olarak evet. aktaralım daha sonra Fagioli'ye Juventus'tan bir destek geldi. Zaten Fagioli 7 ay ceza aldı. Evet. Ee, Ve Zaniolo'nun e, en çok tabii Türkiye'de merak edilen ismi oydu. E, pazar günü oynanacak e, karşılaşmada kadroda olması bekleniyor. Zaniolo ile ilgili e, bir durum yok gibi. Şu an itibarıyla. Şöyle o zaman e, avukatı da açıklama yapmıştı. Yani Zaniolo eee evet. oyunları oynadığını fakat e, spor müsabakası oynamadığını, böyle bir bahsin olmadığını belirtmişti. Eğer Zaniolo lehinde bir karar çıkarsa şunu da söyleyeyim Zaniolo'nun iadeyi itibar davası açacağını bu soruşturmaya karşılık avukatı yine açıklamıştı. Herhalde Aston Villa ya Aston Villa kulübü de muhtemelen hem Zaniolo ile hem Zaniolo'nun avukatıyla hem sürecin diğer bileşenleriyle konuşmuştur ki onu maç kadrosuna alıyordur diye düşünüyorum ki sadece Zaniolo'nun hani suçsuz olması değil mental olarak da. Değil mi maç kadrosuna girebilecekse eğer e, biraz bu süreci atlatabildiğini evet. e, düşünebiliriz diye e, tahmin ediyorum. Facioli'ye destek var çok önemli çünkü 22 yaşında bu oyuncu. Yani e, tamam hata da yapmış olabilir ki ben burada geçen hafta tekrar uzun uzun söylemeyeceğim ama bu çocukların o kadar boş vakti var ki böyle şeylere de e, yer açıyor demiştim. Facioli'de de hani idmanlarda bazen işte otel odalarında çok sıkılıyoruz. Ben de böyle bir sorun yaşadım dedi aslında beni destekledi bu anlamda. Hı -hı. Ne kadar hata yapsa da ona destek çok önemli. Bir kulübün arkasında durması çok önemli. Bence e, Juventus kulübü taraftarları bu noktada doğru bir şey yapıyorlar. Tonali konusunda işte Newcastle United bak yıllar sonra bir tane iyi oyuncu aldık. Dedi. O da onay ceza aldı ki e, biraz kötü arkadaşmış Tonali. Yani şöyle o da tabii tedavi olacağını ve e, hatta bunun karşısında kurulacak bir e, yardım fonunun içerisinde olacağını da söyledi. Kuruluşların içinde yer alacağını söyledi de fajörlü anlatırken işte Tonelli var gel şu siteye yol oradan oynarsın dedi gibi olayı anlattığı için yani yine Tonelli baya bir milleti e, yoldan çıkarmış. Neyse bundan sonra inşallah yapmaz ama e, biraz şey derler yani bu olayda yanan Sandro Tonali biraz oldu gibi görünüyor. Biraz öyle oldu evet. Peki ee, birazdan kapatacağız programımızı ama öncesinde kısa bir e, aramız var. 2 dakikalık bir aramız var değerli izleyenler. Sonrası biz yeniden buradayız.